hiçbir zaman örgüt bu süreçte yaşadığı zorluklar kadar büyük zorluklar yaşamamıştır. Bu itirafı yapan Özgür Gabar kod adlı terörist Fırat Şişman, terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideydi. PKK ile başlarından Murat Karayılan'ın sağ koluydu. 25 yıldır PKK içindeydi. Örgütün en büyük sözde bölge sorumlularından biriydi. 7 Nisan'da Şırnak'ta Eren-10 operasyonunda ağır yaralı olarak ele geçirildi. Eğer kötü bir yaklaşımları olmuş olsaydı, olay yerinde zaten ağır yaralıydım. Bilincimi yitirmiş durumdaydım. 5 dakika bile müdahale edilmemiş olsaydı bana, benim yaşama şansım, imkanım olmayacaktı. Bunu yapabilirlerdi. Ama tersi bana yapıldı. PKK'lı terörist jandarma ekiplerine PKK ile ilgili tüm bildiklerini anlattı. Çektiği videoda örgütün çöküş sürecine girdiğini söyledi. Son 5-6 yıldır özellikle askeri performans bakımından örgüt büyük bir düşüşe geçmiş durumdadır. Kitle desteğinin çoğunu kaybetti. Örgüte katılımlar sıfıra indi. Sadece başarılı kara operasyonları PKK'ya büyük darbe vurmadı. Yerli sihalar örgütte paniğe neden oldu. Özellikle Türkiye'de üretilen yeni modern askeri teknolojiler, üretilen SİHA ve İHA'lar genel olarak örgütte ki geçmiş süreçte hareket kabiliyetinin tümünü ortadan kaldırmış oldu. Terörist Fırat Şişman, bölücü terör örgütünün içindeki çözülmeleri ve tartışmaları anlattı. Hayatlarını kaybeden insanlar yine örgüt tarafından eleştirildiler. Neden gündüz hareket ediliyor? Neden işte açık hareket tarzı var? Neden köylülerle ilişkiye geçiliyor? Ya milislerle görüşülüyor? PKK'lı terörist, diğer teröristlere de teslim olun çağrısı yaptı. Şimdiye kadar örgüt içerisinde yaşanan ve var olan zorlukları sizler de en az benim kadar biliyorsunuzdur. Ve yaşayarak bizzat öğrendiniz. Bütün arkadaşlarım kendileri için, aileleri için, yeni ve anlamlı bir hayata başlamak için kalan hayatlarını devam ettirebilme düşüncesi içerisinde olmalıdırlar.